Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bundan evvelki sohbetlerimizde Kur'an'dan ve Kur'an'ın özelliklerinden bahsetmiştik. Bildiğiniz gibi, daha evvel de açıkladığım gibi, Kur'an Allah tarafından bize gönderilmiş hikmetler içeren mesajlardı. Allah'ın bize yazdığı mektuptu, öyle diyelim, daha iyi anlayalım. Bu mektup saklansın diye değil, bir köşede dursun diye değil, öpüp başa konsun diye değil, raflarsa dursun diye değil, bu içeriği anlaşılsın ve amel edilsin diye gönderilmiş bir mektup ve bir mesaj idi. Bu sohbetimizde de madem ki Kur'an Allah'ın kelamıdır, Allah kelamını kullara, beşere nasıl iletir? Ve bu mesajı getiren kişilerin dindeki yeri nedir? Bu sohbetimizde ve bundan sonrakilerde de yine bu konulara değineceğiz. Konuyu anlamamız için yine Kur'an kaynaklı olarak Şura suresinin 51. ayetini okuyoruz. Bu ayette Allah ve bir beşer için bir vahiy ile veya perde arkasından yahut bir elçi gönderip de izniyle, bilgisiyle dilediğini vahyetmesi dışında Allah'ın kendisine söz söylemesi olmaz. Şüphesiz o çok yüce ve yücelticidir. En iyi yasa koyan, bozulmayı en iyi engelleyen, en iyi sağlam yapandır buyurur. Bu ayete baktığımız zaman Allah'ın kullarla teması, kullara seslenmesi, kullara mesaj göndermesi üç yolla söz konusu olmaktadır. Birincisi vahiy yoluyla, ikincisi elçi göndererek elçiye vahyettiklerini birilerine ulaştırmak, üçüncüsü de perde arkasından. Şimdi vahiy yoluyla dediğimiz zaman şöyle arz edeyim. Vahiy gizli bilgilendirme demek. Gizli bilgilendirme herhangi bir şeyle kimsenin haberi olmadan fısıltı halinde veyahut da okuma yönüyle kimse görmeden, kimse bilmeden bilgilenme demek. Ama Kur'an'a baktığımız zaman elçilerin bilgisi böyle değil. Sadece bununla değil daha doğrusu. Kur'an'a baktığımız zaman elçilere gelen vahyin, bilginin, mesajın vahiy yani bir gizli bilgilenme, üstelik bir de ilga bırakma, bir de nüzul veyahut da inzal, içe işletmek sözcükleriyle ifade edildiğini görüyoruz. Bu demektir ki ham bir maddeye herhangi bir kul müdahalesi olmadan, herhangi bir şey gözükmeden gizlice bilgi kaydedilmesi demek. Bu bugünkü tabirle bir bilgisayar disketine veyahut da CD'ye herhangi bir müdahale olmadan boş iken bir anda onun bilgiyle dolduruluvermesi demek. Bu bugün için insanoğlunun nasıl olduğu, nasıl olacağı noktasında henüz keşfetmediği bir mesele. Ve ben keşfedebileceğini de tahmin etmiyorum. Zira Allah bu bilgileri yani vahyi anlatırken elçilere onu bu benim kendi işimdendir diyor. Yani kullarının aklının ermediği veyahut da eremeyeceği bir konu olduğuna işaret ediyor. Onun içindir ki vahiy mucizedir diyoruz. Yani normal olarak determinizm kurallarına aykırı bir olay, bir iş. Onun için mucize diyoruz. Evet, şimdi mucizeyi ben size böyle kısa tarif ettikten sonra Allah buradaki beşerle olan ilişkisini birincisi vahiy yoluyla yani gizlice bilgilendiriyor. Bu gizlice bilgilendirmeyi değişik şeylerle de ifade edebiliyoruz. Mesela mutlak olanı. Diyelim ki Kur'an'da Musa'nın anasına da vahyettiğinden bahseder. Arıya da vahsettiğinden bahseder. Vahiy böyle dediğim gibi gizli fısıltıyla inceden inceye el altından bilgilendirme demek. Ama elçilerinkinin farklı olduğunu ifade ettim. Birincisi kısacası Allah elçiye vahyediyor. Ve o elçi de vahyettiği bilgileri biz insanlara, tüm insanlara ulaştırıyor. İkinci bir nokta. Allah diyor ki beşerle konuşmanın, beşerle temas kurmanın ikinci yolu şudur diyor. O da Allah'ın bir elçi göndererek o elçi aracılığıyla kuluna mesaj iletmesi.
Kur'an'a baktığımız zaman bu tip bilgilenmeyi de Allah'ın insanlara temas kurmasını da şöyle görüyoruz. Birincisi, Kur'an'ın değişik yerlerinde anlatılır ki İbrahim peygambere elçiler geliyor, o elçiler Allah'ın mesajını taşıyorlar, o mesajlarında Lut peygambere iletilmesi var. Böylece Allah o elçilere vahyetmiş, bilgi verdirmiş, o elçiler de Lut peygambere o mesajları götürüyorlar. Diğer bir noktada aynı şeyi Kur'an'da Allah Zekeriya peygambere vahyetmiş, Zekeriya peygamber o bilgileri de Meryem valideye götürüyor. Böyle de bir elçi aracılığıyla. Ayrıca en önemli olan da bize bu. Allah elçiye vahyetmiş. Elçi de Allah'ın vahyettiklerini insanlara ve özellikle Müslümanlara, kafirlere iletmektedir. Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'ın içerisinde ya eyhellezine amenu, ey müminler diye müminlere hitap eden, kafirlere hitap eden, ayrıca ya eyyuhennas diye insanlara hitap eden Allah'ın mesajları var. Bu mesajlar insanların her birine direkt olarak veyahut da topluca herhangi bir sesle gelmiyor. Bu mesajlar önce elçiye geliyor. Elçi de bu mesajları topluma iletiyor. Diğer bir noktada perde arkasından vahyedilmesi olayı var. Perde arkasından vahyedilmesi olayını da Kur'an'da iki yerde görüyoruz. Birincisi Musa peygamber, ilk peygamber yapılışı, ilk vahiy alışı yine bir ağaç ve bir ateş arkasından söz konusu oluyor. Musa orada bir ateşin olduğunu hissediyor. O ağacın yanına varıyor. O ağacın arkasından da kendisine Allah Tevrat'ı vahiy ediyor. Diğer bir noktada bizim peygamberimize İlk vahiy alışı noktasıdır. O da peygamber Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gidiyor. Mescid-i Aksa, Cirane Vadisi dediğimiz Mekke'ye 9 kilometre mesafede, 6 mil mesafede bir vadinin adıdır. Orada Mescid-i Aksa adında bir mescit vardır. Yani Mescid-i Aksa, bugünkü Kudüs'teki mescit değildir. Yani Kur'an'da geçen Mescid-i Aksa, bugünkü Kudüs'teki Mescid-i Aksa değildir. Bu bilimsel olarak, tarihsel olarak da artık ispatlanmıştır. Peygamber işte yürüyerek Mekke'den, Kabe'den Mescid-i Aksa'ya gittiği zaman oradaki yamaçta kiraz ağacı, ki o yamaçtaki son kiraz ağacının arkasında, onun yanında o ağaçta bir görüntüler söz konusu olmakta ve o ağaçtaki görüntülerin arkasından, o perdenin arkasından da peygambere, bizim peygamberimize ilk vahiy, yani ikra, öğren, öğret emri orada geliyor. Ve böylece bunda bir benzerlik söz konusudur. İlk de kısacası Allah'ın beşerle teması bu üç yoldan biriyle söz konusu oluyor. Allah'ın seçtiği bu mesaj iletici kişilerin Kur'an'da iki tane adı var. Birinin adı Nebi, bir diğeri de Resul sözcükleri. Nebi, haberci demek. Normal olarak haberci demek iken bu Arapça, Türkçe'ye bu sözcük genelde biz peygamber olarak geçtiğini görüyoruz veya çokça da ağırlıkta da peygamber sözcüğünün kullanıldığını görüyoruz. Halbuki bunun öz Türkçemizde bunun adı, bunun yani Nebi'nin karşılığı savacı sözcüğüdür. Ama Farsça sözcük şu anda toplumda daha fazla kullanılmaktadır. Şimdi Nebi sözcüğü bazıları tarafından İbranice'den Nabbi sözcüğünden geldiğini söylerler. Halbuki bizim incelemelerimizde veyahut da gramer veyahut da biz buna ilmi sarf dediğimiz iştikak ilminde, türetme ilmine baktığımız zaman tamamen her şeyiyle Arapça bir sözcüktür. Sözcüğün öz anlamı önemli haberleri veren demektir ki peygamberler Allah'a ait, ahirete ait, cennete ait, cehenneme ait, kıyamete ait, yani normal olarak zaman içerisindeki çok önemli bilgileri, haberleri vermekle birlikte metafizik olayları ve olacakların da haberini vermekle önemli haber getiren insanlardır.
Bir diğeri de Rasul sözcüğüdür. Rasul sözcüğü öz Türkçemizde yalvaç sözcüğüdür, anlamındadır. Biz buna kısacası elçi diyoruz. Elçi sözcüğü seçilen, belirli bir amaç için birbirlerine kendisini, birilerine kendisini seçip gönderen tarafından bilgi ve haber götüren kişi demektir. Bunu herkes bilir ki uluslararası ilişkilerde, devletler arası ilişkilerde veyahut da herhangi bir meselede arabuluculuklarına elçi gönderilir. Şimdi dini literatüre getirdiğimiz zaman bunu şöyle tarif edeceğiz. Allah'ın seçtiği, kullarına ulaştırması için kendisine teslim edilen bilgi ve haberleri kullara ulaştıran kişi demektir. Ve böylece Allah seçmiş, mesajlarını kullarına iletmek için o görevlendirmiş ve böylece kendisine bir mesajlar vermiş. İşte elçiye emanet edilen mesaj Kur'an'dır. Elçi Kur'an'ı bize getirmekte. Ve böylece şunu da biliriz, tabi literatürde de var, bunu herkes bilir. Elçiler taşıdığı mesajlara ekleme, çıkarma gibi herhangi bir şey yapamazlar. Onun için elçiler de kesinlikle ve kesinlikle Allah'tan alıp da kullara getirdikleri mesajda herhangi bir eksiltme, artırma gibi bir şey yapamazlar. İleride bunları açıklayacağım. Yapmaya teşebbüs etseler, Allah onları tehdit etmiştir. Allah onları kontrol altına almıştır. Allah onlara da böyle bir fırsatı vermemiştir. Şimdi bazen Kur'an'da elçi geçer, bazen nebi geçer. Şimdi ikisinin arasında herhangi bir fark var mı dersek, şimdi literatürde, yani ilmi kelamda, akaid ilminde bazıları bunun arasında fark olduğunu söylemeye kalkmışsalar da aslında yoktur. Onu da söyleyeyim. Sadece birisi umum, birisi husustur. Yani haberci dediğimiz zaman, nebi dediğimiz zaman o da Allah'tan alıp mesajları kullara ileten, kendisine kitap verilen demektir. Elçi dediğimiz zamanda da yine Allah'tan aldığı mesajları kullara getiren kişi demektir. Ama geçmişte şöyle bir tanım farkı yaratılmıştı. Onu ben burada arz edeyim. Nebi kitap getirmeyen kişi, kendisinden evvelki gelmiş peygambere, Resul'e tabi olan kişi, elçi de kendisine kitap verilen kişi, yeni kitap getiren kişi. Hayır, bu doğru değil. Kur'an'da her ikisine de kitabın verildiği belirtilir. Her ikisi de aynı kitabı getirmiştir, aynı mesajları getirmişlerdir. Hatta Kur'an'ın bazı ayetlerinde bazı peygamberler hem nebi hem de Resul olarak bilgilendirilir. Aynı şey olduğu bizlere bildirilir. Şimdi yalnız bunların arasında bir fark var. Bu bizim fark ettiğimiz şeylerdir. Bu nedir diyecek olursanız, Kur'an'a baktığımız zaman Allah'ın iki tane elçisi vardır. Resul ifadesiyle kullandığı. Birincisi kul elçilerdir, insan elçilerdir. Allah insanlardan elçiler seçiyor. İkincisi de Allah'ın seçmiş olduğu başka bir elçi var. Melek elçi. Melek elçi dediğimiz zaman bu kitap elçi oluyor. Yani Allah'ın gönderdiği mesajlarda indirilmiş elçi oluyor. Buna da melek elçi diyoruz ki bu Hac suresinde Allah meleklerden ve insanlardan elçiler seçer diyor. Bununla belgelendiriyoruz. Diğer bir hususu da Talak suresinin 10 ve 11. ayetlerinde Kur'an'a da Allah'ın indirdiği elçi sıfatı veriliyor. Öylece bu defa nebilerde bu yok. Nebiler sadece insandan oluyor. Elçi dediğimiz zaman ise elçi hem insandan hem de kitaptan, vahiyden oluyor. Ki buna meleklerden de elçi diyoruz. Böyle bir farklılığı var. Şimdi bundan sonra inşallah bu sohbeti burada bitirirken bundan sonra bizim bize Kur'an'ı getiren bizim peygamberimiz Muhammed peygamberin, Muhammed aleyhisselamın dindeki konumu, nasıl bir kişiliğe sahip olduğu ve bizlere neler getirdiğini inşallah size takdim etmeye çalışacağım. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Müzik.